Çok büyük bir çevre felaketine şahitlik yapıyoruz ve denizlerimiz, İzmit Körfezimiz maalesef kan ağlıyor, müsilaj deniyor, salya deniyor ama ne olduğunu tam bilmiyoruz ama bir büyük felakete canlı şahitlik yapıyoruz. Tarihler bugün 12 Haziran 2021. Maskemi şöyle alayım, aşılandığımız için, dostlarımız da aşılandığı için çok önemli iki konuğumuzla birlikteyiz. Önce hemen yanımdaki konuğu sizlere bir tanıtmak istiyoruz. Değerli Eskihisar muhtarımız Tayfun Bey. 3,5 ay süredir bu müsilaj bizim büyüklerimizin deyimiyle, babalarımızın deyimiyle lez 3-3,5 aydır bu denizimizde var. Her sene lez öyle az çok olurdu, bir hafta sürerdi, 3 gün sürerdi, 5 günde kaybolurdu. Bu sene bir patlama yaşandı. Bütün Marmara Denizi'nde gittiğimiz yerlerde her tarafta ne ağ koy verebiliriz ne olta koy verebiliriz. Balıkçılar perişan, deniz perişan. Deniz, biz bu zamanlarda şimdi herkes denize girerdi burada. Şimdi denize de giremiyoruz. Yani ben babamın söylediklerini söylüyorum. Babam der ki bu lez normalde balık yemi diye söyler ama bu sene bu yemlikten çıktı, yani artık koktu. Yani çürüdü. Şimdi muhtarımızsınız burada ve Eskihisar evet. Herhangi bir yer değil. Eskihisar bir tarih, kültür, turizm kenti. Türkiye'nin gözbebeği, dünya çapında bir evet, bölge evet. Burası. Tarihi yerleriyle. Şu anda koku yok ama ilerleyen zamanda koku olacak. Şimdi daha önceden her tarafta kumsallar vardı. Bu lez kumsallara çıkıyordu. Kumun içinde kayboluyordu. Şu anda yapılaşmadan dolayı, aşırı derecede yapılaşmadan dolayı her taraf beton olduğu için lez kumsala çıkamıyor. Şimdi Eskihisar'da sahiller, kumsallar vardı. Karşı tarafta tersanelerin olduğu yerde kumsallar vardı. Kumsallara vuruyordu. Kumla beraber bu kaybolup gidiyordu. Fakat artık şimdi bu gidecek yeri kalmadı. Bu lezin de gidecek yeri kalmadı. Betonlaşmadan dolayı, fabrika atıklarından dolayı yani çeşitli etkenler var. Eskihisar Sürünleri Kooperatif Başkanı, aynı zamanda Kocaeli Sürünleri Bölge Birlik Başkanıyım. Yani ben de 50'li yaşların içindeyim. Bugüne kadar daha böyle bir olayla karşılaşmadık. Bu denizimizin, yani şu canım Körfezi ve Marmara Denizi'ni herhalde el birliğiyle bitiriyoruz ve yani bilim adamlarının açıkladığına göre bölgede, Marmara bölgesinde bir 30-35 milyon insana hitap ettiği için bu iç denizimiz olarak oksijensiz kalma, ne bulursak denize atma. Bakın biz balıkçılık yapan birliğin başındayım da ta Çanakkale'den İstanbul Boğazı ve Kocaeli Körfezi'nin içine kadar ağları kaybolan mı istersiniz? Balık bu 3 aydır kimse balık tutamıyor. Bakın şöyle çekerseniz arkadaşım, balıkçımızın ağlarının o rengi sarıydı, çamur renginde gelmiş, temizleyememiş ağlarını. Çünkü bu ağları da dolduktan sonra ne balık geliyor ne bir şey geliyor. Balıkçılarımız 3 aydır hepsi yatıyorlar, hepsi ekonomik olarak zor durumda. Kaç balıkçınız var sizin birlik sorumluluk alan içerisinde ve Eskihisar'da kaç kişi? Eskihisar'da 58 tane üyemiz var. Birlik olarak şöyle baktığımız zaman, yani Marmara'nın içinde şu anda 4000'e yakın balıkçı olduğu yeşil ruhsatlı. Bunların hemen hemen 2000 tanesi aktif olarak balıkçılık yapıyor. Yani şu hali görüyorsunuz. Bu da belediyelerin, Çevre Bakanlığı'nın ya ellerinden geldiği kadar yüzeydeki pisliği temizlemeye çalışıyorlar ama bu pisliği temizleme böyle bir iki kişinin işi değil. El birliğiyle de yapsak bu Marmara'yı nasıl temizleyeceğiz hiçbir şey bilmiyoruz. Burası eskiden turizm bölgesiydi. Yine geçen yıla kadar denize girilmeye başlanmıştı. Gelen yani güzel böyle bir köşe etrafta bulamazsınız, yani bizim ülkemizde böyle bir köşeyi de bulmak zor. Ne denizimiz kaldı, ne sahilimiz kaldı. Şimdi bu sıcaklarla hele birkaç gün sonra bir de bir kokmaya başlasın. Burada kimse gelip gitmeyecek. Ünlü Türk müzecisi ve ressam Osman Hamdi'nin dünyaca meşhur resimlerini çizdiği Eskihisar Müzesi, Eskihisar Osman Hamdi Müzesi hemen balıkçı barınağının içerisi ve şimdi de sahile çıkıp buradaki acı olayları belgesel görüntülerle ekranlara getireceğiz.
her şey bitmiş durumda. Bakın etrafı siz de çekiyorsunuz. Ne balık gözüküyor, ne deniz gözüküyor. Şu canım mavi deniz, benim çocukluğumun geçtiği, muhtarın çocukluğu, ailelerimizin. Biz burada denize giriyorduk. Ya sahilden oltalarla yemeğimizi, balığı yemeğimizi tuttuğumuz balık vardı bizim burada. Şu anda 3 çeşit balık kalmış durumda. Hangi balıkları be? İstavrit, lüfer, bir de mezgit balığı olursa oluyor. Önceden 150 çeşit balık vardı. Yani orkinos dahil, ton balığı, kırlangıçlar, kalkanlar, tekirler, tisiler, 150 çeşit balık vardı burada. Evet, gördük denizin ortasında ama devletimiz de boş durmuyor. Gerçekten ciddi çalışmalar var. Şu anda özel bir firma galiba Çevre Şehircilik Bakanlığı adına. Kısaca anlatayım, Marmaris Temizlik Hizmetleri olarak çalışmaktayız burada. Deniz yüzeyinde olan salyaları transfer pompaları vasıtasıyla IBC tankları alıyoruz. Yüzeydeki temizliği yapıyoruz. Bu şekilde temizlediğimiz farklı lokasyonlar var. Açıkta çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi deniz bariyerleriyle hapsederek kirlilikleri, deniz salyalarını IBC tanklara aktarıyoruz. Bu şekilde bütün firmalar. Sabah kaçta başladınız efendim? Sabah çalışmalara 9'da başlıyoruz. Ne kadar aldınız şu saate kadar? Şu ana kadar 3 tondan fazla deniz salyası topladık. Elimizdeki tanklara koyuyorsunuz. Evet, tanklara dolduruyoruz. Dolduruyorsunuz. Ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Salı gününden beri 8 Haziran itibariyle temizlik çalışmaları başlatıldı. Burada İzmit'te tütün çiftlik iskelesinden başladık. Bütün firmalar, belediye, işte yardımcı kuruluşlar, dernekler hep birlikte bu şekilde çalışmalara başladık. Hem sizi tanıyalım hem de balığa çıkıyor musunuz? Buyurun. Yaklaşık 91'den beri düzenli olarak balığa çıkarım. MÜSAŞ 10 senedir vardı ama bu sene artık deniz de dayanamadı. Kustu artık bize. Ama biz ne yapsak insanoğlu kendi yaptı. Elimizdekinin kaybetmeden kıymetini kimse bilmiyor. Halbuki deniz senelerdir kirleniyordu. Kimse bakmıyordu. MÜSAŞ oldu da baktılar. Ama balık stoklarımız günden güne eriyor. Çünkü ağ gözlerimiz küçüldü. Yavru balığın büyümesine fırsat vermedik. Denizi kirlettik. Denizi biz çöplük olarak gördük. Hiçbir zaman denizi bir gelecek nesillere bırakacak deniz bırakmadık kendimize. Uzak doğumluyum. Eskişehir'de doğuma büyüyüm. 50 sene balıkçılık yaptım. Fabrikada çalıştım, cip fabrikasında. Çimento fabrikasında çalıştım. Ondan sonra emekli olduk. Kaç yaşındayız? 85. 86. 50 senedir balıkçılık yaptım. Kaç çeşit balık bulunuyor? Çok çeşit balık vardı. İstakoz vardı. Ondan sonra böcek vardı. Sinarit, levrek, kılıç balığı, mercan, sinarit, yani tekir, barbunya, bunlar istavrit, ıskumru, hep çeşit balık var yani. Bildiğin hiçbir şey yok. Yıllardan beri balıkçılık yapan bir vatandaşım. Aynı zamanda sandal kıraşı yapıyorum. O deniz kusuyor diyorum ben. Yani yılların verdiği kirlilikten dolayı artık kusmaya başladı. Bu kirliliği kaldıramaz hale geldi, bu sanayi yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. İnşallah iyi olur diye bekliyoruz yani. Burada doğumlu musunuz? Değilim ama burada bayağı eskiyim yani. Ne kadar eski? 75'lerden beri burada. Buralardasınız. Yani kusuyor deniz, isyan etti diyorsunuz. İsyan etti. Geldik ve devlet yetkililerimizin de talimatıyla çalışmalar yapıldığını da burada gördük, görüntüledik. Eskihisar'dayız ve tüm Marmara sahilini Gebze sahillerinden başlayarak adım adım gezeceğiz. Önce İzmit Körfezi ve bu acı olayı, bu çevre felaketini belgeleyerek gelecek kuşaklara aktarmaya çalışacağız.
Eskihisar muhtarımıza rehberliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben de siz buraya geldiniz, bu konulara değindiğiniz için ben Eskihisar muhtarı olarak halkım adına sizlere teşekkür ederim. Sağ olun. 8 Haziran 2021 tarihinde yani Salı günü 7/24 esası itibariyle Marmara Denizi'nde müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik bir acil çalışma başlatacağız. Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına bu çalışmayı sunacağız ve kendisinin tensipleriyle, onaylarıyla inşallah 2021 yılı sonunda Marmara Denizi'mizin 11.350 kilometrelik yüzey alanına sahip olan denizini koruma altına almış olacağız. Bu çalışmamızla Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğini de aslına bakarsanız koruma altına almış olacağız. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım Bakanlığımız gerekli ekonomik desteği sağlayacak. Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar inşallah Tarım Orman Bakanlığımızca bir yıl içerisinde temizlenecek. Bu da canlılarımızın yaşaması adına, denizlerimizin temizlenmesi adına çok önemli bir adım olacaktır inşallah. 8 Haziran Salı günü de inşallah tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, doğa severlerimizle, sporcularımızla, sanatçılarımızla, tüm vatandaşlarımızla birlikte Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız. Sayın Bakanım, öncelikle zat halinizi, heyetinizi ve bizleri izleyen tüm halkımızı Kocaeli'den saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Sayın Bakanım, sizin liderliğinizde oluşturmuş olan eylem planını derhal uygulamaya koyduk. Çalışıyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle bugün beraberiz. İzcilerimize kadar burada. Dalgıçlarımız şu anda temizlik yapıyor. Ve 12 ilçemizde şu anda öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahillerde temizlik yapıyor. Bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Diğer taraftan da yine özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuyla ilgili önceden atmış olduğu adımlarla birlikte ciddi bir kapasiteye sahibiz. Şu anda 24 tane aracımız denizde müsilaj çalışmasına devam ediyor. Ayrıca sizin emir ve talimatlarınızla gerekli hazırlıkları acil eylem planında hazırlıklara devam ediyoruz. İnşallah bu çevre felaketini hep beraber birlikte çalışarak en güzel şekilde sonuçlandıracağımıza dair inancımızı bir kez daha ifade ediyorum. Sizlerin önderliğinde ve liderliğinde inşallah daha güzel bir Marmara'da birlikte oluruz. Bilim, sanayi ve teknoloji üssü Kocaeli'den bir kez daha hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. O zaman Kocaeli'ndeki, Gemlik'teki deniz temizliği çalışmamız da başlasın. Hayırlı uğurlu olsun.